Şimdi Ankara'da şöyle bir 2019 seçiminden yola çıkıp bir tahlil yaparsak, 2019 yılında Melih Gökçek antipatisi zirvedeydi Ankara'da. Ve Mansur Yavaş'ın 2014'te uğradığı haksızlık zihinlerde hala tazeydi. Ve Mansur Yavaş'ın karşısında Mehmet Özhaseki gibi Ankaralı olmayan bir aday vardı. Buna rağmen Mansur Yavaş yani ve muhalif ittifak muhkem bir yapıdaydı. Yani güçlü bir muhalefet ittifakı vardı. HDP'de aday çıkarmamıştı. Şimdi buna rağmen Mansur Yavaş sadece %3 fark atabildi Mehmet Özhaseki'ye. Cumhur İttifakı yani AK Parti ve MHP seçmeninin %95'i oy verdi. Mehmet Özhaseki kendi adaylarına oy verdi. Mansur Bey oradan %5 çekebildi. Şimdi bugün HDP aday çıkarıyor. İyi Parti aday çıkarıyor. Çıkardılar daha doğrusu. İkisi de aday çıkardı. Ve Mansur Yavaş'ın belediyecilik karnesi çok fazla parlak değil Ankara'da. Yani herkes sosyal yardımlar ve yeniden refah denklemini, faktörlerini öne sürerek Mansur Yavaş'ın 10-15 puan fark atacağını düşünüyor ama benim Ankara'da sahada gözlemlediğim ile muhalif medyanın bestelediği yani sahanın söylediğiyle muhalif medyanın bestelediği arasında ciddi bir fark var. Ha şunu da biliyorum. Ankara'da denklemi değiştirecek olan bence kuzey ilçeler. Kuzey ilçelerinde eğer Adalet ve Kalkınma Partisi 2018'deki oyuna biraz yaklaşırsa Ankara'da çok sürpriz bir sonuç da çıkabilir. Ama ben Ankara'da farkın çok şey olacağını, yüksek olacağını düşünmüyorum. Ankara'da da kıran Peki yani kırana beklentin kimin kazanma ihtimali daha yüksek görüyorsun Ankara'da? şu anki şeye bakacak olursam, tabloya bakacak olursam Mansur Yavaş'ı bir adım önde görüyorum. Çok kuvvetli bir ama ekleyeceğim. Ama trend bence Turgut Altınok lehine Ankara'da.